İran, Haniye'nin intikamını almakta kararlı. İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakiri, İsrail'e doğru zamanda uygun şekilde yanıt vereceklerini söyledi. Dün akşam yapılan tatbikat, misilleme beklentisini kuvvetlendirdi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise endişeli, İsraillileri yatıştırmaya çalıştı. Sabırlı, soğukkanlı olun, İran'a proaktif bir karşılık verebiliriz dedi. İran, Hamas lideri İsmail Haniye'yi hedef alan suikasta doğru zamanda ve uygun şekilde yanıt vermeye hazırlanıyor. Çarşamba günü askeri tatbikat başlatan İran, tüm sivil havacılık şirketlerine uyarıda bulunarak hava sahasını bir süreliğine kapattı. Bu hamle, İsrail'e yönelik misillemenin an meselesi olduğu yorumuna yol açtı. Bu sırada İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Dışişleri Bakanları, İran ve Filistin'in çağrısıyla Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde buluştu. İran Dışişleri Bakanı Vekili Ali Bakiri'nin mesajı netti. Teşkilata üye ülkelerden suikasta verecekleri tepkiyi desteklemelerini istedi. Arap ülkeleri ise toplantının sonuç bildirgesinde Haniye suikastından açıkça İsrail'i sorumlu tuttu ve İran'ın egemenliğinin ihlal edildiğini savundu. Ancak İran'ın olası askeri hamlesine destek verilmemesi dikkat çekti. Diplomasi çabaları sürerken restleşme hız kesmiyor. İran dini lideri Ali Hamaney bir kez daha intikam mesajı verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail cinayette olimpiyat rekoru sahibi diyen Hamaney, İsrail Başbakanını alevler içerisinde gösteren görsele yer verdi. Netanyahu'nun alnında İsrail, gözlerinin üzerinde ise Gazze'de yaşamını yitiren sivillerin sayısı yazıyordu. Hamaney, Siyonist rejim insan suçları tarihine yeni bir standart bıraktı dedi. Görevi devralır almaz büyük bir krizle karşılaşan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, iddiaya göre bölgesel savaş ihtimalinin önüne geçmek istiyor. İran International haber sitesine konuşan kaynaklara göre Pezeşkian, Hamaney'den İsrail'e doğrudan saldırma seçeneğinden kaçınmasını istedi. Böyle bir adımın büyük problemlere yol açabileceği uyarısında bulundu. İsrail'in İran'ın altyapısına ve enerji kaynaklarına misilleme yapması halinde ülke ekonomisinin ağır darbe alabileceğini söyledi. Toplantı sırasında Hamaney'in Pezeşkian'ı ne desteklediği ne de karşı çıktığı aktarıldı. İsrail merkezli Haaretz gazetesi ise İran'ın neden harekete geçmediğini mercek altına aldı. Bekleyişin stratejinin bir parçası olabileceğini, uzun bekleme süresiyle İsrail'in sinirlerinin bozulmasının hedeflendiğini ileri sürdü. İsrail teyakkuzda askerlerle bir araya gelen Netanyahu, İran'a proaktif bir karşılık verebiliriz dedi. İsraillilerden sabırlı olmalarını istedi. Hem savunma hem de hücum anlamında hazırlıklıyız. İsrail vatandaşlarının endişeli olduğunu biliyorum ve sizden tek bir şey istiyorum. Sabırlı ve sağduyulu olun. Düşmanlarımıza saldırıyoruz ve kendimizi savunmaya kararlıyız.